미래를 쓰는데 많이 부담스러 있어. 아, 그치. 사랑이죠. 세명도 부담스러워. 어떤 건데, 세명의 출시를 다 쓰면은, 세? 19만 씨는 쫓아 돈 났어. 왜? 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 Kahverengi pişirme tahtası, kahverengi kesme tahtası neyle ilgiliydi? Pişmiş kırmızı etler. Peki sarı? Evet. Tavuk, tavuk kanatlı da dersek o da aynı şeye gelecek. Peki beyaz tahtamız? Süt ürünleri, süt ürünlerinden kastettiklerimiz neler? Evet, peynir ve peynir türevleri. Peki yeşiller, yeşil tahtamız? Koca Sinan Belediyesi'nin hanım eli işletmesi ve Kafe Sinan personelinin eğitimiyle bir aradayız. Arkadaşlara tahmin ettiğimiz ihtiyaçları doğrultusunda teorik bilgiler veriyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde ve daha iyi nasıl hizmet edebiliriz? Bu anlamda diyalog içerisindeyiz. İnşallah istediğimiz sonuçlara ulaşacağız. Diğer tahta çeşitlerinin hepsine uygun bıçağımız da olacak. Bunlar neye engelleyecekti? Hepsi aynı olursa? Çapraz kirlenme diyoruz değil mi? Çapraz bulaşma diyoruz. Yani bir üründeki çapraz kirlenmede, çapraz bulaşmada bakteri riski çok yüksekse tek ürün kullanacağız. Tek malzeme. En sağlam malzeme işte çalışma tezgahlarında krom. Evet. Demek ki bu tür bir ürünün malzememiz yoksa krom üzerinde çalışacağız. Anlaştık? Hocam evlerde ailece tahta kullanmıyoruz. Evlerde kişisel olarak temizliğini kendimiz yaptığımız için endüstriyeldeki gibi bir çapraz bulaşma yok. Yani kişi kendi evinde de temiz ve hijyen ve sanitasyona bağımlı olarak temizlik yapmıyorsa evde bir de şu da var. Kullandığımız tahtalar zaten kuruyor. Kuruduktan sonra kullanılır. Ama kokusu olan ürünlerde ne var? Risk var. Soğan doğradığınız bir tahta genellikle ne yapar? Emer. Evlerde de çoğunlukla soğan tahtası ayrıdır. Diğer çalışmalar için diğer tahtalar kullanılır. Dilek Hanım karşılık versin. Ana yemek için kullanılacak takımlar ve yerleri. Yemek bıçağı ve yemek çatalı. Evet. Bıçak sağ tarafta, çatalımız sol tarafta. Çorba koyalım. Sağ tarafta. Çorbadaki malzemeler iri taneli, köfteli bir çorbaysa, kaşık, mükemmel. Hazırlanmış bir kuverde tatlı takımı koyacak olsak, kuverin neresine koyarız? Alnına. Hemen üst kısmına koyuyoruz. Tatlıda kaşık kullanacağız. Tatlının da kullanacağımız kaşığın sapı hangi tarafımız? Sağ tarafta. Mükemmel. Servis boyunca kimin gözüne bakmak gerekir? Aynen. Ha diğer arkadaşlar orada masayla da ilgilenmiyor ama masanın gerçek sahibi siparişin bütün yükünü alan kişi.